Şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı 14 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile çarpışan otomobilden Gülçin Ergül yaralı olarak çıktı, Erdal Şeyda Lafçı ise yaşama veda etmişti. Ödül törenine katılan Gülçin Ergül, ödülünü aldığı sırada yaptığı konuşmada kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı andı. Arkadaşının kolunda yürüyen ve ayakta durmakta güçlük çeken Ergül, "Şu an çok iyi hissetmiyorum," dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Önceki akşam görkemli bir törenle Beşiktaş BAU Güney Kampüsü'nde gerçekleşen müzik ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alan ve veren ünlülerin boy gösterdiği geceye, Zinet Salih, Gülçin Ergül, Belkıs Akkale, Gonca Buslateri, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl, Ivana Sert, Sabah Tümer, Ece Mumay, Dila Kalafatoğlu, Emir Can İrek, Madrigal gibi 40'a yakın ünlü ve fenomen isim katıldı. Kısa bir süre önce sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün ödül konuşması herkesi duygulandırdı. Gülçin Ergül ödülü alırken şu sözleri söyledi: "Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu ödülü kazanmamıza sebep olan yönetmenimiz Ahmet Can Tekin'e çok teşekkür ediyorum. Mucizevi bir şekilde, tüm gücümü toplayarak, olabildiğince karşınızdayım. Şükürler olsun ki, fakat ne yazık ki bu ödülü aslında hayatını kaybetmiş olan sevgilim Erdal için kabul ediyorum. Kendisinin, bu şarkının ve klibin yapımında çok büyük bir emeği var, bizim gibi. O yüzden bu anı görmesini çok isterdim. Bu bizim için hem büyük bir motivasyon olacak çünkü ilerleyen zamanlarda hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız, hem de içimiz tabii ki buruk ve acı verici oldukça. Bize destek olan ve klipte, şarkıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." Gülçin Ergül, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arkadaşının kolunda yürüyen ve ayakta durmakta güçlük çeken Ergül, "Şu an çok iyi hissetmiyorum. Bütün duygularımı içeride söyledim. Çok üzgünüm. Ayakta zor duruyorum. Gücüm yok," diyerek oradan ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaparken karşılaştığı kediyi paylaşan Gülçin Ergül, "Fotoğrafa, bir ay olmuş. Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum, karşıma çıktı, notunu düşmüştü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar."